31 yıl bundan önce bu adam Allah'ın rahmetine kavuştu. İnsan çok bu yani dedim ki ustadımız insan idi çünkü. Felidalike Halid kaldı. Halid olmasaydı biz şimdi 31 yıl sonra bu ihyayı da bilmezdik biz. Çünkü ben mütekkidem. Tavuk kaldı burada. İnanın ki her bir silden bir dikrası var olabilir. Benim bir zikram var, ustadım bir zikram, doktorum bir zikram, hepimizin birer birer zikramımız var. Bu adam, yani besmura bir de öyleydi. Ben her vakit yerim bu bir muslihiydi. Yani daha koktan bir muslih bir adamıydı bu adam. 5-12'de, 1992'de bir şair var idi. Talip Semin adında, Kırkı'ydı. Çok severdi özün. Evden çıktı yol üstünde. Makbarada yetti onun üstünde bir şiir diyirdi. O şiir esnasında çögeni kırıldı elinden düştü. Allah'ın emrini bitirdi. Ben inşallah sizin için bazı sözlerinden, hayat içtimaiyetinden konuşacağım kısa bir şekilde. Tabii bu adam her vakit ben özünden yaşatmıştım. Her vakit diyerdi ben fakirlerin taziyesinde 3 gün otururum. Aynı taziye sahabi kimin, hatta o fakir köyde hissetmesin kimsesiz. İkinci, bazı müşkileler olurdu. Yok kemurabbi diye, bazı müşkileler olurdu. Teklif ederdiler özün, aynı vakitte hallederdi. Hatta bir mesele konuşurum sizin için. Bir gün bir tek gitti, kız istemeye babası muarıdıydı. Kızın nenesi dedi, gidin Kasım Efendi'ni görün. İnşallah bu iş olur. Ve fiilen de Hacı Kasım Efendi'ni gördü, muvaffakat etti, uyudu. Üçüncü şeyin diyeceğim size, netaycil imtihana çıkandı her vakit üzeriye. Bu altılar, üçler. Yani hatta özü tekaüd idi. Ustadlar indiye kadar zikrederler bu meseleni. Diğeri Ustad Felak var, indi tekaüddü. Diğeri her vakit gelir, benden sorar, tekaüd olmuş da. Diğerde Ustad Felak, neçe talebemiz bir yıl ulaştı, neçe talebemiz bir yıl külliyeye kabul oldu. Yani bu adam hatta tekaüd olandan sonra köyün uşaklarını düşünürdü. Nancana kabul oldu, Nancana külliyeye kabul oldu, Nancana ulaştı. Dördüncü şehrinden her vakit bu millet arayerindeydi, mütedavildi. Tabi o vakit mektepte istifab sabahı var idi. O istifab sabahı da bir makulası var idi. Bize diyerdi ve çok oturanlar da olabilir eşitipti tavuk halkı. Müstakbelin düşünmeyen nadim olur, gün gelir başkasına hadim olur. Bu makuleyden tecih eder talebeleri okumağa, hatta bir şeye ulaşsınlar. Akhir makulasından bir makulası da var idi. Her vakit vasiyeti, ahir vasiyeti neydi? Bahsetmedi maldan, mülükten. Ve innama bahsetti evladına köye hizmet edin. Köye hizmet edin, köyün işini bitirin ve köyün uşaklarına hizmet edin. Ve hayru delil delke, tab'an her vakit bir makulası var idi. Ululuk istersen hizmet eyle. Eğer isterse rifat, hizmet eyle. Tabii çok sağ olasınız. Bir gün geldiniz buraya, başımız büyük ettiniz bu münasebede. Tavuğun çok zengin bir kültür mirası vardır. Kerkük'ten daha önemli bir tarihte önemli bir yeri vardır. Ben bir kitap hazırladım. Nukud ve Meskukat-ı Türkman fil Irak. Konuya geçmezden önce tavuğu bir anlatsak daha bence faydası olur. Irak'ın büyük bu müzesi Methaf-ül Irak'a gittim. Bu nukud üzerine, para üzerine vesikalar çıkardım. Bir salonda bir vesika bıraktılar, bir para. Bir agna, keniz, iraki, dinar, zahab, duriba fi asr, atabagi fi dakuk. Dinlesen usta. 5 dram. Tavukta, Irak'ın en zengin kenzi, Irak dinarı, altın olarak atabagiler döneminde tavukta var.
Kerkük'te para basılmıyor, tavukta basılıyor. Onun için tarihin çok zengin bir tarih tarihi var. Bu tarih boyunca tavuk çok büyük insanlar, çok büyük çiftler yetirmiştir. Bu büyük insanlar Irak tarihinde ve özellikle Kerkük tarihinde çok etkin ve iz bırakmışlardır. Bu iz bırakanların arasında Kasım Reşit Efendi, ki meşhurdur Kasım Efendi. Tarihte Kasım Efendi bu bölgede yetişmişti. Tabi rahmetli Kasım Efendi, demin oğlu konuştuğu zaman, ona hemen değindim. 1922'de dünyaya geldiği zaman bir kültür evinde, bir kültür çevresinde yetişti. Dede Cafer'in tekasına mensup olarak o çevrede yetişti. O çevrede hala okula gitmezden önce Türk dünyasının en büyük şairleri olan Fuzuli'den al, Nesim'ini al, efendim Veren'ini al, diğer büyük Nevresleri al, Tofik Fikretleri al. Tümünü Kasım Efendi hepsini ezberinde olarak, çünkü rahmetli benim dostumydu, çok sohbet ederdik. Oturduk yerde yüzlerce beyt bu şairlerden adam okurdu, ezberlemişti bunları. Yani çok zengin bir kültüre sahibiydi bu insan. 1937'de girdiği zaman Darül Muallimin Rifiye'den sonra 1941'de bir muallim olarak işte İl-i Oğlan hareket ettiği zaman Halil bölgesinde orada tayin oldu. Ondan sonra işte döndü Yayçı. Yayçı'dan sonra Tavuk'ta muallimliği yaptı. Bu muallimliğinden ben biraz bahsedeyim. Çünkü ben bu kitabı hazırlarken Ta'lim fi Kerkük kadimen ve hadisen min 1534'ten 2010'a kadar, bunun içinde Kasım Efendi'nin uzun uzadıya bir hayatı vardır, biliyorsunuz size. Efendim, efendim Kasım Efendi o bölgede bir muallim olduğu zaman, daha doğrusu bir mektep müdürü olarak diğerde 7 şart insanoğlunda olması gerekir. Önceden bir muallim geldiği zaman, bir mektepte öğretmen olduğu zaman gerekir ki her şeyden önce iyi bir bilgisi olsun. Bu eğitim analında. Ondan sonra iyi bir şahsiyete sahip olması gerekir. Bunun yanında da devamına mültezim olması gerekir. Efendim, bunun 7 şartın arasında toplumla ilakalar kurması gerekirdi. Bir de öğrencilerine ne derdi? Çalışmayan nadim olur, gelecekte yoldaşlarına, başkalarına efendim kadim olur. Yani bunu her zaman bu alem günü bizde bilsen Rafael Alem dedi, Al Salam, Alem Salamlığı var. Bu Tahiyyatül Alem'de çıkıp Kasım Efendi bunu derdi. Çalışmayan nadim olur, gelecekte yoldaşlarına kadim olur. Başkasına yoldaşlarına kadim olur. Onun için bu adam yani tam tekmil, tam anlamıyla bir iz bırakan bir öğretmeniydi. Tabii ki Tavuk'ta da siz benden daha iyi bilirsiniz. Çok iyi bir nesil getirdi bu adam. Gerçek bir nesil. Getirdiği zaman da İl-i Oğlan konuştu ki, takip ederdi bunun evinde mesela maişatı, masarifi, memnayı, her zaman bu gibi şeyleri Kasım Efendi takip eder. Onun için ben bu kitabı hazırlarken rahmetli Ustad Ata dedi, Necat, bu kitaba bizim Türkmenler içinde iz bırakan bir sürü öğretmenlerimiz var. Bir fasıl has onu yap. Tamam. Kasım Efendi bu kitapta uzun uzadıya bir hayatı şeyi alındı. Ha baba, bu da... Var Üstad mektebelerde bu kitabın haliye? Valla ben bunu London'da bastım. Var işte mevcut, çok var. Bu kitapta Kasım Efendi büyük bir yer aldı. Yani rol vardı. Kerkük'te, yani Yobes Tavuk'ta. Kerkük'te. Ha baba. Kerkük'te iz bırakan bir öğretmendir. Efendim çok başarılı, sağlayan bir öğretmendir.
Bir de rahmetli dedemle giderdik yanına. Tekkede otururdu. Saatlerce ben şöyle merak ettim. Huzuli'ye. Huzuli'den bahsederdi. Nesimi'den dem uğrardı. Hayran oldum o bu adamın lafzına çıkarttı bu şiirleri. Hatta ben o gün Azerbaycan Bako'da bahsini yaptım yani. Orada Fuzuli'yi çok takdir ederler. Okumağını şey valla dedim bizde Irak Türklerinde Kasım Efendimiz var dedi. Bu tip Fuzuli'ni okurdu. Bilmem sizler eşitmiştiniz, eşitmemiştiniz. Onun için saatlerce Kasım Efendi'ni biz konuşsak, anlatsak hiç bu adamın yaptığının karşısını veremeyiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu gibi insanlar cennettedir ve cennet mekanıdır. Onun için Kasım Efendi'nin emeği çok büyüktür. Tavuk'ta, eğitim alanında, Yobas Tavuk'ta, Kerkük talim tarihinde adamın bir büyük izi vardır. Onun için çünkü arkamda çok insanlar var, uzatmıyor. Allah bir de gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ben bu adamla 28 yıl müdürüm oldu yani, başa yürüttü 28 yıl. 29. yıl ben emekli oldum, özü bende ne var oldu takribi. Ben 91'de oldum, özü daha mı ne var? O zaman bir şeye daha gindi, oğlu Raid böyle bir hakatıydı. Dedi Talip Semini rahmetullahi aleyh, Allah affetsin onu da, yömütülürle de olsun. 40'ında gitmişti orada. Talip Semini'nin 40'ında gelir o, özü çocuğunuydan gelip olur, bas o zaman demedi. Dedi burada bir şiir demişti o zaman, bir horiyet demişti. Eski bir horiyetlerden onu demişti ve düşmüştü de böyle. Yani bilmediler, ben bildim sonradan aldım haberini. Dedi dolandı gün, döndü gün, dolandı gün. Biz sene daldan aldı, sene de dolandı gün. Kır, düştü git. O düşmek oldu, daha bilmem, daha ben bilmedim bu adam hasta oldu, olmadı her yerinde. Yurt sever, millet sever. Gıyretli gayur idin. Özüne hitap edir hapsı. Dediğimiz sözleri ifade edebilerek sen dedi, o dedi, o dedi, bakalım inşallah bunlar bunun içinde gelerinde. El sever, bucak sever, şanı çok meşhur idin. Şöhret vardı, yeri vardı. Demedim her betmiş şerh ister bunlar. Yeri geldi filan. Kalbi saf, kanı temiz, özge bir örneğiydi. Kalbi saf, kanı temiz, özge bir örneğiydi. İnsanlık aleminde, insanlık aleminde bir beyt-i ma'mur idin. Allah. Dili saf, sözü bütün meclisler konuşkanı. Tamam diyorum, sen okuyun diyorum, hapsını diyorum, hapsını şiire girip hakikatlarını. Dili saf, sözü bütün, meclisler konuşkanı, coşardın volkan gibi aslan tek cesur idi. Aydınlık ışık sever, aydınlık ışık sever, yanmağa pervane tek, yanardın hak yolunda her zaman mansur idi. Hakikat dergahının kapısında beslenen er. Hakikat dergahının kapısında beslenen er. Her yerde açılmazdın. Her yerde açılmazdın. Bir sırrı mestur edin. Allah. Yanardın kandil gibi. Yanardın kandil gibi münevver bir nur edin.
Hasetten, kinden uzak. Hasetten, kinden uzak muhabbet kaynağıydı. Hak sever, hakka bağlı, riyadan pek dur edin. Uzak. Yoksula yardım sunar, nazik bir duyguluydun. Yoksula yardım sunar, nazik bir duyguluydun. Acırdın her öksüze, halına mahkur edin. Özel bir yeri vardı. Özel bir yerin vardır halk içre ey üstadım. Özel bir yerin vardır halk içre ey üstadım. Vazifen halka hizmet yararlı unsur edin. Yıkmadan, yorulmadan 40 yıllık hizmet ettin. Yıkmadan, bitmeden, yorulmadan 40 yıllık hizmet ettin. Aldın çok aferinler. Aldın çok aferinler. İşte bir kusur edin. Yüzlerce öğretmene ustalık ettin ahır. Oğlum. Yüzlerce öğretmene ustalık ettin ahır. Her zaman başın yüksek. Bizimle fakur edin. Benimle fakur edin. Onun da öbür şeyde. Yaz tutar masaibde baş döker. Yaz tutar masaibde yaş döker, sine döker. Kerbela sahrasında Hüseyin'e mecbur edin. Sabrettin her belaya, sabrettin her belaya, dayandın her illete, her zaman hamd edici bir şahsı sabır edin. Nevraslar fuzuliler, nevraslar fuzuliler aşarı ezberinde. Öyle değil. Yok şair, yok şair şiire aşık. Tamam. Mana var bu. Yok şair şiire aşık başka bir meş'ur idin. Allah Allah. Şair üçüydü. Şair, 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 meş'ur. Özü meş'ur idi, ezberlerdi, şair demezdi. Hemen şair değilim, ben adında diyerdi. Diyerdi, hapsını okurdu. Ne güzel otururdu bir yerde, bir arada, mektepte. Ah, ne güzel otururdu bir yerde, bir arada. Gah şiir, gah da koyrat, bir zevkle okunurdu. Bin zevkle okurdun. Daha kuklu Kemal söyler, hurcunda bir neçe taş. Taşlar yok o taşlar adamlar. Daha kuklu Kemal söyler, hurcunda bir neçe taş. Onların arasında bahalı bir dur edin. Allah Allah. Ben bir noktaya edeyim. Bu adam neyden halid oldu? Bu adam halid oldu iki şeyden. Bir diniden, bir diliden. Bir diniden bu adamın çok iltizam bir dini var idi. O da çünkü bir Bektaşi, bir tarikat, sufi bir tarikat tutmuştu. O da Necaeddin Cafer tekasında. Şimdi bu adam hakikaten hayatında tevfik ege var ise çünkü dinini iyi tutmuştu. O da neye akseder? Bu adam bir kültürlü bir insan idi. Bir eğitimci olduğu zaman her şeyi iyi anlamıştı. İkinci şeyden halid oldu dedik diliden. Bu adamın bir büyük ihtizazı var idi öz diline. Başı çıkar çıkmaz dünyaya bu adamın bir büyük meyli var idi diliden her şeyi yapsın. Yani bakalım biz ömrün hayatını okuduğumuz zaman bakırız bir insan büyük şairlere ilgisi var idi. Sağ olsun Necat abi bunu yaydı buna iyi bir şekilde. Yani bizim büyük şairlerimize iyi bir şekilde onları okudu, hayatlarını okudu. Ondan sonra şiirlerini ezberledi. Fuzulül Bagdadi, Nesimi, Yunus Emre, bunlar mutasavvuf şairleriydi. Bunlar dünyanı başka bir şekilde biz gördüğümüz kimin daha geldi bunların dünyaları. Bunların dünyaları bir başka bir dünyaydı. Kasım Efendi Allah rahmet eylesin aynen o hayat yaşadı. Mutasavvuf zahit. Öğretmeniydi, efendiydi ama zahit bir insanıydı. Diline ihtizazı var idi. Diline her zaman her yerde olduğu zaman bu dilini ispat etmişti bu adam.
Onun için bu adam diliden de, Türkman diliden de Halid oldu. Eğitim hayatı hakikaten bir insan istese Halid olsun, eğitim hayatıyla edebiri Halid olsun, o da a'maliyle ettiği incazatıyla. Allah rahmet eylesin, türbesi nurla dolsun. Gerçekten bir yenge özünden sonraki koyduğu nesil, avcı anlattığı o hayatı ki anlattı özlerine, onlar da hapsi bir ayrılı bir insanlar oldu, yetişen bir insanlar oldu. Ve bizim ülkemizde çok örnekler var. Yani hatta bir tek örneği Üstad Raid çıktı bu oğluydu. Yani insan böyle nesilden fakir eder. Çünkü öz yetiştirdiği bir insan idi. Yetiştirdiği bir insan idi. Allah türbesin nurla dolsun. Bugün seni yad etmeye geldim. Ciger taklamaya geldim. Gönlüm ataşın söndürmeye geldim. Seni yad eyledim. Bütün taklarla arayıp seni görmeye geldim. İşte sen yedisen ne sen bizi unut ne de biz seni. Kaç gün oldu talip gelmeyip sen yanıma, sordum nerededir dediler hasta. Hasta misin talip ben gelmem yanıma, oturup konuşalım eski çağlardan Türkmen şehrinden. Çünkü sen aşıksan eski yollara, yollar sahibi hifdetsin seni, cennet a'lada olsun mekanın. Layıktır sana cennet a'la, incitmemiş hiç kimse senden, incimemiş hiç kimse senden, adetin değil gönül kırmak, kırmamışsın kimsenin gönlün, çünkü gönül yapmak hacdan sayılır. Dakoklular seninle güvenir, teki oğlu diyar yandım el aman, dayanmaram derdime el aman, yoktur derdime çare el aman, nece bir kuş gibi talip uçtun aradan, aldanma gönül bu dünya. Bu dünyaya gelen gider, baki kalmaz hiç kimseye. Ben de direm, miskin sesin duyardı. Miskin sesin duyardı, halkı başa koyardı. Yalnız Üstad Kasım'a efendilik uyardı. Allah Allah! Köyümün gülüydü sen. Köyümün gülüydün sen, şakrak bülbülüydün sen. Ömür boyunca ustan, sadık bir diliydün sen. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu ustalar hapse konuştular ki Üstad Kasım Efendi'nin rahmetlinin üstüne her şeyler konuştular. Ben de bunlar kimin hazırlamıştım aynı bu sözlerden ama bunarmadan konuştular, ben de başka yolu konuşayım. Bizim rahmetli Kasım Efendi günde sebbah bir çelek ile 20 dakika safa girmeden evvel bizi durdurdu. Herkes durup sessiz sadasız Kasım Efendi'ni dinlerdi. Kasım Efendi bize yol gösterdirdi, nasihat verirdi, terbiyet ve edep verirdi. Her zaman diyordu ki insan ilk evvel terbiyatı olsun, edep ahlak olsun, ondan sonra okumak. Ve biz bu insanla çok güveniriz ki dakikun önde gelen efendilerden sayılır. Çünkü her yenge bir muazzaf sıhhada geçseydi, zırada geçseydi, yani modernist geçseydi ilk evvel Kasım Efendi karşılardı. Kasım Efendi'nin bir poduru var idi, bir karizması var idi. Ögde gelen adamlardan sayılırdı. Dakikun ögde gelen efendilerden sayılırdı. Biz bakarsak ki Kasım Efendi'nin bunlar arkadaşlar konuştular, ben başka şey konuşayım. Dakika evvel müfettiş terbevi gelirdi. Bu müfettiş gelende bir büyük heybeti vardı, kıymeti vardı, kıymetli. Bu gelende dakika Kasım Efendi'nin yanına gelirdi, yok mektebi teftiş etsin, yok baksın öğretmenler iyiydi. Gelip Kasım Efendi'nin mektebinden yol, tertip, tanıdım alışırdı. Bu malumatlar, bu bilgileri alıp Hürşit Efendi adında bir müfettiş vardı. Gelirdi Kasım Efendi'nin misafiri olurdu o gün. Aynı zamanda ne bilgiler var, ne malumatlar bunları hapsini alırdı, başka mekteplere gösterirdi. Diğerde bakan Kasım Efendi'nin mektebi budu, gerek başka mekteplerde bu şükür olsun. Bizim mektebimiz aynı bir gül çiçek bir hadikaydı. İçinde
çeşitli güller, çiçekler var idi. Bu talebeler, öğrenciler ki o zaman o kadar alışıklar ki kimse bir tane cemaat etmez bir gül koparsın. Diğerde oğlum, balalarım bu güller olup koklamağa. Bir de rengilerinden gözü bir zavuk alak. Onun için her zaman siz bakayet olasınız. Ve onun için eğer bakarsanız bizim mektebimiz numuneci bir mektebiydi. Hepsi gül, çiçek pek temiziydi. Bu hadikane, bu bahçeni benzerdi. Diğer de oğlum bakın, bizim bu mektebimiz aynı bir kız, kıza benzeri saçı uzun, güzel bir kızdı. Siz tasavvur ele on derdim, elimden bir kız saçı yoktu. Saçı olsa kimse bakmaz diye güzel diyor. Ama bizim de bu bahçemiz, bu hadikamız aynı bir saçlı kıza benzer. Bu onun için gerek biz her vakit mekayet olarak pek tutak. Sonra bir insan muallimlikten ayrı çok merhametli bir insanıydı. Size diyeyim, biz üç iptidaydaydık, hayatımızdaydı. Bizden bir öğrenci öldü. Zannedersem Ali Mustafa'nın kardeşi, asker Zeynel'di. Bu ölende bu mektep hapsını dedi, siz gerek bu insana yani fetha veresiz gücünüz olsun, çünkü bu insan sizi arkadaşınızıydı. Kalktı bizi, hapımızı yığıştırdı mektepte sıraydan, gittik türbelge İmam Muhammed'in türbelginde. Onun türbesisinde dedi, fetha verin bu arkadaşınız, gitti o dünyaya. Küçük yaşken cennete gitti. Size de ben temenni ederim sıhhat ve afiyet. Ve arkadaşlar, siz bilirsiniz ki Dakuk'ta mektebinde üç fardaşı var idi. Böyle bu mevzu üç fardaşı, her mekteplerde bir fardaş. Kasım Efendi'nin huzuru olduğu için, şahsiyatı olduğu için her zaman üç fardaşı var idi. Onun için bu mektebimiz gül, temiz, pek, her vakit göze çapan mektebiydi. Eski eğitim müdürü olan Ustad Hazım Şair, kendisi de öğrencilerinden idi. Kendisi gelebilmedi. Ama bir şiirin zamanında aynen ölümünden sonra yazmıştı. Tavsiye etti, o şiirin okunmasını istedi bu arada. Ey gönlümün ekizi, köyümün avadanı, küçük büyük ezberi mahzunların şadanı, şirin sözler kaynağı, bal dillerin baldanı, öğrenciler babası, öğretmenler rehberi, menberlerin ustadı, ustadların menberi, ey gönlümün bestesi, minarenin nağmesi, ehli beytin duası, bektaşiler nefesi, tekelerin balası, dervişlerin hu sesi, senle doğdu köyümün ebced havas okulu, fasahatla sarahat ilmu edeb usulu, ey gönlümün ustası, gönüllerin ustadı, köyümün levhasında adın adlar üstadı, gidişin gidenlere at basalı postadı, salam apar, hayrullah talip semin muhtara, babaun hemşehri Mulla Kerim doktora, ey gönlümün, ey gönlümü süsleden, süslü bir atsın bana, haleden el uzadan, haleden el uzadan, hele imdatsın bana, güçlenip etlenirim, çünkü ustadsan bana, hulku pek, ahlakı pek, cevheri pek ustadan, özü pek, astarı pek, mezharı pek ustadan. Mübarek olsun talip, saygılı konağın var. Ehli beytin aşıkı, muhabbet kaynağı var. Sadakatlık yolunda bitmeyen ırmağı var. Dede Cehfer duası, dostluğu şan verdi. O dostluğu gözkümde bir altın nişan verdi. Ey doğruluk, kümbarı, pek sıfatlar emberi, köyümün hizmetkarı, tavazuluk memberi. İşte böyle dostlarım, veda ettik rehberi. Felakin, felakin matmana, elvan gönül, kan gönül. Ustadın ölümüne ağla gönül, yan gönül. Günahın azad olsun, günahın varsa eğer. Degerince dostluğun, dostlara verdin deger. Dakutlu Hazım bir gün huzurunda baş eger. Eğilip öper usta toprağını, taşını. Bahşiş etti gözleri, sizlere pul yaşını, sizlere pul yaşını. Sağ olun.